Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Malum bildiğiniz gibi ülke olarak çok zor zamanlar yaşadık. 11 ilimizi kaplayan bu felaket maalesef birçok insanımızı, canlarımızı kaybetmemize neden oldu. Ben de Adana'da bu depreme yakalandım. İnanın çok zor anlardı. Özellikle de bizi yönetenlerin çok büyük dersler çıkarması gerekiyor diyeceğim ama maalesef bir tane sorumluluğu üstlenen yönetici bile yok. Birkaç kişi tutuklamakla bu işler olmaz. O inşaatlara müsaade eden kim varsa A'dan Z'ye hepsinden hesap sorulması gerekir. Maalesef ülkemizde kimse suçunu kabul etmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi de yoluna devam ediyor. Ben tabii ki A partisi, C partisi için konuşmuyorum. Kim olursa olsun ceza alması gerekir. Malum bir diğer gündemimiz seçim. Siyasi parti liderleri meydanlarda halkla buluşacak. Tabii ki gündem değişecek ama biz bu yaşananları, depremi unutmamalıyız. Yardım bekleyen insanlarımıza, çocuklarımıza elimizden geleni de yapmalıyız. Şimdi bu eğitimimizde Photoshop'ta seçim afiş tasarımı nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağım size. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi özellikle gençler tarafından sevilen, son zamanlarda sosyal medyada popüler olan Muharrem İnce'nin afiş çalışmasını hazırlayacağız. Öncelikle şunu belirteyim size. Bu videoda herhangi bir sponsorluk geliri falan almadım. Hiçbir siyasi partinin üye de değilim. Tamamıyla popülarite açısından hazırladığım bir video. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir beklentimiz de yok. Sizden ricam, bu videonun altına yorum yaparsanız herhangi bir görüşle alakalı yapmazsanız memnun olurum. Tabii ki bu tip çalışmalar da bizim işimizin parçası. Eğitimimize başlamadan önce hatırlatmış olalım. Şimdi genelde siyasi partilerde 15-20 sene öncesine kadar tasarımcılar veya grafikerler kendi kafalarına göre partilerin renklerini kullanıp istenilen işe göre çalışmalar hazırlanıyordu. Şimdi bildiğiniz gibi siyasi partiler bu işleri kurumsal bir şekilde hazırlayıp, yani en ufak iş olan kart vizitinden tutun da billboardlara kadar tüm tasarımlar renk kodlarıyla birlikte hazırlanmış bir şekilde karşılarına gelmekte. Tabii ki bu her parti için geçerli değil. Küçük partiler ve bağımsız milletvekili adayları tamamıyla kendi zevkleri şekilde tasarımları yaptırabiliyorlar. Şimdi bu çalışmamızda kurumsal değil de tamamıyla kendi zevkimize göre hazırlayacağız. Evet, ilk olarak ebatımızı belirleyeceğiz. Ben 35'e 50 yatay bir afiş hazırlayacağım. Şöyle klavyemizden kontrol N dediğimizde yapmak istediğiniz ölçülerinizi belirtip transparan bir sayfa oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu çalışma için 35'e 50 ölçülerimizi kullanarak oluşturacağız. Siz tabii ki dikey olarak da farklı çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen renk ikonlarımıza gelelim. Solid Color diyelim. Şöyle bir rengi seçelim. Okey diyelim. Bu arada bu çalışma için kullanacağımız tüm görselleri bu videomuzun altına açıklama kısmına da bırakacağım. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Bu ve buna benzer çalışmalarda daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi her zaman ilk olarak arka fonumuzu hazırlayacağız. Arka fonumuz için şöyle internetten indirdiğim Türk bayraklarıyla çekilmiş bir mitik görselimiz var. Şöyle tutalım, katmanımızın üzerine bırakalım. Ctrl T diyelim. Şöyle tasarımımıza göre görselimizi ayarlayalım. Evet, yerleştirdikten sonra az bir şey opaklığımızı ve fil değerimizi düşürmemiz yeterli. Niye solid color dedim? Daha sonra istediğimiz zaman arka fon rengimizi yapacağımız çalışmamıza göre değiştirebiliriz. Tekrar parçalarımıza gelelim. Ay yıldızımızı tutup çalışmamızın üzerine bırakalım. Ctrl T diyelim. Şöyle az bir şey sola doğru getirip şu şekilde şöyle bir büyütelim. Daha sonra istediğimiz takdirde düzgün bir şekilde yerleştirmesini tabii ki yapabiliriz. Sonra bayrağımızın fil değerini şöyle 55'lere kadar düşürelim. Sonra karıştırma modlarımıza gelip arka fonumuza uygun bir şekilde seçimimizi yapabiliriz. Şöyle difference deyip okey diyelim. Evet, rengimizi attık. Arka görselimizi ve bayrağımızı yerleştirdik. Evet, şimdi araçlarımızdan şekillerimize gelelim. Buradan üçgen aracımızı şöyle bir seçelim. Şöyle rengimizi de belirleyelim. Shift'le birlikte şöyle tutalım. Çalışmamızın sağ köşelerine doğru büyütme işlemimizi gerçekleştirelim. Burada şunu söyleyeyim size. Bu ve benzer şekilleri kendiniz de hazırlayabilirsiniz. FreePic gibi birçok internet sitesinden de hazır şablonları, hazır şekilleri indirip kullanabilirsiniz. Ama siz kendiniz hazırlarsanız eliniz daha iyi alışır. Unutmadan da hatırlatmış olalım size. Ctrl T diyelim. Şöyle biraz daha büyütelim. Uç kısımlarımız şu şekilde birleşmiş oldu. Şöyle az bir şey de sağa doğru çekelim. İşlemimizi bitirelim. Evet, şimdi yapmamız gereken Muharrem İnce'nin fotoğrafına gelelim. Bu görselimizin arka planını temizleyelim. Çalışmamıza uyarlayalım. Arka planı temizlemekle alakalı izlemeyen veya bilmeyen arkadaşlarım Photoshop eğitim videolarının içerisinde oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Arka planı temizlemenin birkaç yolu var. Photoshop
Photoshop 2023'e yeni gelen obje ayırma özelliğini kullanıp bu işlemimizi yapalım. Hemen araçlarımızdan obje aracımıza gelelim. Bu şekilde seçimimizi belirtip mouse'umuzu bir sefer tıkladığımızda seçimimizi gerçekleşmiş olduk. Şimdi buradan detaylı temizleme yapacağız. Cloud deyip Select'e bir sefer tıkladığımızda otomatik olarak Cloud'a bağlanıp temizleme işlemini gerçekleştirecek. Ctrl-C dediğimizde background'umuzun gözünü kapattığımızda seçtiğimiz alanımız arka plandan ayrılmış oldu. Şöyle tutalım, çalışmamızın üzerine bırakalım. Aynı şekilde Ctrl-T diyelim klavyemizden. Shift'le birlikte sola hizalı bir şekilde büyütme işlemimizi ayarlayıp şu şekilde yerleştirelim. Biraz da sola doğru çekelim. Evet, gördüğünüz gibi arka fonumuzdan başlayarak parçalarımızı yerleştirdik. Artık bundan sonrası yerleştireceğimiz logolar ve yazılar kaldı. Şöyle parçalarımıza geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı fursunu tutup çalışmamızın üzerine bırakalım. Aynı şekilde büyütelim. Şöyle sol alt tarafa yerleştirelim. Tabii siz bunu çalışmanıza göre farklı bir yere de yerleştirebilirsiniz. Hemen fursumuzun üzerine gelelim. Şöyle sağa tıklayalım. Branding panelimizi açalım. Fursumuzun alt tarafına birazcık şöyle bir gölgelendirme yapalım. Ayarlarımızı da Multiply'e getirelim. Size'ımızı da az bir şey ayarlayıp OK diyelim. Aynı şekilde hazırladığımız üçgenimize gelelim. Sağa tıklayalım. Blending panelimize gelelim. Gölgelendirme işlemimizi bu parçamıza da uygulayabiliriz. Ona da OK diyelim. Tekrar parçalarımıza gelelim. Muharrem İnce'nin partisi olan Memleket Partisi'nin logosunu tutup onu da çalışmamızın üzerine bırakalım. Şöyle az bir şey logomuzu ufaltıp şu şekilde bırakalım. Son olarak burada yapacağımız herhangi bir partinin sloganı varsa veya ne yazılmak isteniyorsa onu belirteceğiz. Hemen şuraya gelelim. Hepimizin Cumhurbaşkanı diyelim. Şöyle logomuzun altına bırakalım. Bir tane kopyalayalım. Ona da Muharrem İnce diyelim. Şimdi bu ve buna benzer çalışmalarda bilmeniz gereken önemli bir detay var. Ünvandan ince karakter, isimlerde kalın karakter kullanılır. Şöyle gelelim. Uygun bir yazı karakterini seçelim. Ctrl-T diyelim. Şöyle yerleştirmemizi uygulayalım. Bir de ismin öne çıkması açısından rengini değiştirebiliriz. Şöyle gelelim. Şöyle bir rengimizi belirleyelim. Cumhurbaşkanlığı forsuyla ismimiz aynı renk oldu. Evet, vaktinizi bundan sonra boşa harcamayın. Herhangi bir slogan varsa ve eklenilmek istenen ne varsa uygun yerlere yerleştirmesini yapacağız. Unutmadan şunu da söyleyeyim size. Bu tip işler baskıya girecekse CMYK'ya çevirip İşin tamamını da 1,5 santim ufaltmanızda fayda var. Eğer görsel bir şekilde kullanılacaksa direkt JPEG olarak da kaydedebilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizden rica ediyorum, herhangi bir siyasi yorum yapmayınız. Sadece eğitim amaçlı yorum yaparsanız ayrıca memnun olurum. Bu eğitimimiz de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.